Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fizik dersinde nasıl çalışılır diye bir bakacağız. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok önemli. Bazı arkadaşlarımız böyle yorumlar yazmış videoların altına. Taha Emir arkadaşım yazmış ki, "Fizik dersi için bir yol plan haritası videosu yapabilir misiniz?" Hay hay Taha, hemen yapacağız. Ayça kardeşimiz de demiş ki, "Her şey iyi hoş da ben fizik dersini hiç anlamıyorum ya. Ne yapabilirim? Ama çalışıp da anlamıyorum." O halde çalışma yöntemini bir düzenlememiz lazım. Bir gözden geçirmemiz lazım öncesinde konularımız neler bir bakalım arkadaşlar babalar gibi bir fizik bilimine giriş görüyoruz 9. sınıfta TET konuları arasında da var bu fizik bilimine girişten sonra neler var madde ve özellikleri basınç ve kaldırma kuvveti ısı sıcaklık genleşme bakın burada sıraladıklarımızın hepsi TET konuları. Hareket, iş güç enerji, elektrik, optik, manyetizma, dalgalar diye geçiyor. Şu 9. sınıf konularını şuradan bir işaretleyelim, bir ayıralım. Fizik bilimine giriş 9. sınıf konuları arasında var. Madde özellikleri 9. sınıf. Basınç kaldırma kuvveti 10. sınıf, ısı sıcaklık genleşme 9. sınıf, hareketin ilk kısımları 9. sınıf daha sonra ileride 11. sınıfta da var tabii hareket. İç güç enerji 9. sınıf, elektriğin de girişi 9. sınıf buna küçük bir tane atayım. Optik, manyetizma, dalgalar 10. sınıf konuları arasında. Yani arkadaşlar totalde baktığınız zaman tyT konularının çoğu 9. sınıf konuları arasından gelmekte. Peki hocam ben nasıl çalışmalıyım ya çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Niye olmuyor? Size söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle konuyu güzel bir şekilde oturtmamız, iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Bunun için bize ne lazım? Güzel bir konu anlatımlı kitap lazım. Konu anlatımlı kitabımı açtım. İlk konu: Fizik bilimine giriş. Öncesinde benim konuyu güzel bir öğrenmem, iyi bir özetlemem lazım. İyice öğrendim mi ben burayı? Hemen geçtim sorulara. Yaptım, 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 yapamadım, takıldım. Ne yapacağım? Tatsa geçeceğim hemen kare kodunu okutacağım videolu çözüme ulaşacağım ama iş burada da bitmiyor arkadaşlar videolu çözümdeki dikkat etmeniz gereken nokta şu sorunun sonucu değil sorunun süreci yani o çözüm o sonuca nasıl ulaştığı öğrenmeniz lazım yani işin mantığı diyoruz yani işin mantığını kavramamız lazım yaptım 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 güzel mantığını da öğrendim buradaki sorular yetmedi bana. Ne yapacağım? Bunu pekiştirmem lazım. Pekiştirmek için aldım dinama soru bankamı veya bir soru bankası aldım yani öyle söyleyelim. Açtım yine fizik bilimine giriş birinci kısmı. Yine öncesinde bir özetimi çıkartmam lazım değil mi? Veyahut da ne yapmam lazım? Daha önceden bu konuda yapılmış böyle sorulara bir bakmam lazım. Çözümlü soruları görmem lazım. O çözüme nasıl ulaşılıyor buna bakmam lazım. Sonrasında kendim çözmem lazım. Bak size çok güzel bir taktik vereyim. Baktın çözümlü soruya. Hmm, bu adam bu şekilde çözmüş. Bu çözüme göre sen de soruları çözmeye çalıştın, yaptın, 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 yapamadın. Karekodu okuttun. Durdur. Bir durdur videoyu, bir düşün. Nerede yanlış yapmış olabilir mi düşün? Sonrasında videoyu izle ve çözüme ulaştıktan sonra da onu bir yere not al. Bir küçük bir kağıda not al. Ben şurada yanlış yaptım. Ha, o zaman orada bir eksiğim var. O eksiğimi ne yapacağım? Dönüp tekrar konu anlatımlı kitabımdan tekrar etmem lazım. Tekrar etmeden olmaz arkadaşlar bu işler. Hani benim öğrencilerde gördüğüm genelde şu oluyor. Fizik sınavına bir gün önceden çalışılıyor. Bir gün önceden çalışarak arkadaşlar yüksek not almanız imkansıza yakın bir şey. Ha, çok şanslıysan olur ama genellikle olmaz. Ne yapman lazım? Senin sürece yayman lazım çalışmanı. Yani bugün hocan anlattı sana fizik bilimine girişte bir yere kadar geldi. O geldiği yeri bir tekrar et. Anlamadığın nokta varsa hemen müdahale et. Aksi takdirde konular birikir, birikir, birikir. Sınav gecesi stres yapmana sebep olur. Ha Bunun önüne geçmek için ne yapabilirim? Yani ben stres yapmak istemiyorum. Zamana da yayacağım. Peki hocam bu zamana yaydığımda ne yapmalıyım? Böyle kendine ufak notlar çıkaracaksın. Akıl haritaları oluşturacaksın. İşte fizik bilimine girişte neler var? Fiziğin alt dalları var. Bunu kendin de oluşturabilirsin ama bunu göz hizanda bir yere as. Odan da bulunsun. Yani tabiri caizse sürekli ona maruz kal. Onu bir gör. Onu oturtana kadar onu oradan sökme. Ben diyordum ki böyle arkadaşlarıma falan ya biz işte manyetizma konusunda çok sıkıntı çekiyoruz derste. Ne yapalım? Biz bu bütün formülleri bir yazalım. Bir kağıda şöyle soruyu çözerken kenarında bulunsun. Bu kağıtları da işte e, akıl haritaları gibi veya konu anlatımlı kitaplardan olduğu gibi çıkartalım. Soruları çözerken o formüllerden kopya çekelim. Ama sınavda değil. Sınavı öncesinde. Niye? Ben o formülü kullana 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 artık oturuyor. Beynime iyice yerleşiyor. Sonrasında bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Arkadaşlarınızla soru tartışın. Ben böyle çoğu yerde görüyorum. Rakip eliyor güya kendince. Arkadaşlarına soru danışmıyor. Ya senin yanlış yaptığın soruyu o doğru yapmıştır. Onun doğru yaptığı soruyu sen yanlış yapmışsındır. Böylelikle birbirinizi öğreterek daha ileriye taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağım? Akıl haritalarını çizeceğim. Daha sonra soru çözerken bunlardan başta kopya çekeceğim. Ama sınav esnasında değil. Çalışırken öğrendiğime kanaat getirdikten sonra pekiştireceğim. Pekiştirme yaptım, hala sıkıntım var. Dönüp başa bakacağım. Nerede hata yaptım? Böyle takkiye önünü al şey derler ya, düşün derler ya. İşte o şekilde arkadaşlar çalışırsanız bu iş olur. Yani fiziği günü günde çalış demiyorum ama zamana yayarak çalış. Son güne bırakma. Ve yapamadığın soruları neden yanlış yaptığını not al. Aksi takdirde bu iş olmaz sevgili arkadaşım, olmaz. Bunu yapmamanız lazım. Evet arkadaşlar karşınızda haftanın ödüllü sorusu. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.